Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz diş hekimi Doktor Merve Bakır Göner. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hocam, süt dişleri daha erken yaşlarda görüyoruz. Gençlere ya da süt dişlerine dolgu kanal tedavisi yapılır mı? Hani zaten bazen hep öyle düşünüyoruz, düşecek. Hiç yani bekleyelim de diyebiliyor muyuz? Bu şöyle bir konu. Cevaplamaya şuradan başlamak lazım. Süt dişleri esasen daimi dişlerin rehberleridir. Yani bizim için sadece bir çocuğun ağzında gülümsemesi, yemek yiyebilmesi için var olan dişler değiller. Büyüme gelişim döneminde rehberlik ve alttan gelen dişlerin yol göstericisidir. Aynı zamanda kemik gelişimi için de bizim için çok önemli. Bu yüzden evet, süt dişlerine dolgu, kanal tedavisi ya da ihtiyacı olan tedavi her neyse onu yapabiliyoruz ki kaplamalara varana kadar. Amaç düşme zamanı gelene kadar, ki her bir dişin düşme zamanı ayrıdır. O dişi canlı, mümkünse canlı ve sağlıklı olarak ağızda tutabilmek. Tabii ki hiç çürümemesi bizim için en güzeli. Yani anne babaları en çok bu konuda motive edip bilgilendirmeye çalışıyoruz ama başarılı olamadığımız çürüklerle karşılaştığımız zamanlarda da evet, dolgu ve kanal tedavileri yapıyoruz. Nasılsa düşecek diye düşünmemek gerekiyor. Alttan gelen dişlerin ve çene yüz bölgesinin, kemiklerin, gelişimin sağlıklı ilerleyebilmesi için süt dişlerini sağlıklı tutmamız gerekiyor. Evet. Peki yetişkinlerde de bu bildiğimiz tedavi uygulamaları aynen yapılır mı, yoksa farklılıkları var mıdır? Farklılıkları var, çünkü süt dişleri anatomik ve fizyolojik olarak daimi dişlerden farklıdır. Hali tedavi prosedürleri ve kullanılan materyaller de birbirinden farklıdır. Ancak hasta, koltuğa oturan hasta için anestezi yaptıktan sonra, yani bir çocuk için aşağı yukarı aynı zorluktadır süreç. Koltuktan bana doğru bakan bir birey için süreç aynı şekilde işlerken, koltuğa doğru bakan bir hekim için evet, süreç oldukça farklıdır. Kullanılan malzemeler süt dişlerinin zaman içinde göstereceği doğal fizyolojik değişimlere uyum sağlayacak materyallerdir. Çok basit bir örnek. Süt dişleri çiğneme kuvvetleriyle aşınır. Dişleri yeni çıkan bir çocuğun dişlerindeki o girinti çıkıntılar çok daha sivri ve keskinken, artık 8-9 yaşlarına gelmiş ve diş değişim dönemindeki bir çocuğun dişlerindeki o girinti çıkıntılar çok daha körelmiştir, çok daha aşınmıştır. Süt dişleri için imal edilen dolgu materyalleri, tedavi materyalleri bu paralel aşınmaya paralellik gösterirler. Buna uyum sağlayabilirler. Ancak daimi dişler için kullandığımız materyaller çok daha rigid materyallerdir. Çünkü daimi dişlerin kendisi de çok daha rigiddir. Aynı şekilde süt dişi kanal tedavi prosedürlerinde kullandığımız malzemeler olası bir komplikasyon ya da olası bir olumsuzluk durumunda alttan gelen daimi dişe zarar verme ihtimali minimuma indirilmiş materyaller olmakla beraber, bir daimi diş için kullandığımız malzemeler ömür boyu ağızda kalması için üretilmiş yine çok daha rigid malzemelerdir. En önemli farkı şu, alttan gelen diş zamanla, yıllar içinde süt dişinin kökünü eritecek ve benim yerleştirdiğim materyalin de bu erimeye uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Bu yüzden tamamen farklı malzemeler ve prosedürler kullanılıyor. Ama söylediğim gibi koltuğa oturan 4-5 yaşındaki bir çocuk için aslında süreç uyuşturdular ve temizlediler, doldurdular şeklinde ilerleyebiliyor. Hocam, çocuklarda sedasyon ve genel anestezide kullanılabiliyor mu, ya da kaç yaşına itibaren bunun için maalesef bir yaş sınırı yok. Yani şimdiye kadarki en küçük hastam 14-15 aylık bir erkek çocuğuydu. Daha sürme aşamasında dişlerdeki yapısal bir anomalikten dolayı mineleri çok hızlı aşınıp çürüdüğü için uyutarak, yani genel anestezi altında tedavi yapmak zorunda kaldık. Bunu 1-1,5 yaşındaki bir çocuğa da yapabiliyorsunuz. Bazen 8-9 yaşında neredeyse benim boyumda bir çocuğun da korkusunu yenemediğimiz için anestezi ya da sedasyon gerektirebiliyor. Bu yetişkinler için de uygulanabiliyor ama şu an çocuk tedavilerini konuştuğumuz için söyleyeceğim. Herhangi bir tedavide eğer ki hastada yeterli kooperasyonu sağlayamazsanız ya da hastada yeterli bulantı refleksini yeterince baskılayamazsanız, çok ciddi zorluk yaşıyorsanız elimizin altında hemen genel anestezi ve sedasyon dediğimiz yöntemler var. İyi ki de var gerçekten. O zaman konu ta en başında, diş hekimiyle ne zaman tanışmak gerekiyor diye sormak lazım. Diş hekimiyle ne zaman tanışmak gerekiyor? Evet. İlk diş ağrısı yaşadığınız zaman değil kesinlikle. Çocuk için söylüyorum. Dişler ağza ilk sürmeye başladığında tanışmamız lazım. Yani bu da tahmini 1-1,5 yaşı buluyor. Ne yapıyoruz tanıştığımız zaman? Aslında sadece çocukta iyi bir intiba uyandırıyoruz, iyi bir izlenim bırakıyoruz. Çocukla ufak bir tanışıklığımız oluyor. Tabii ki biz dişleri kontrol ediyoruz, her şey yolunda mı diye, ama dişi ağrıdığı zaman ağrıyla ve benim dişime bir şey yapacaklar korkusuyla gelen çocuğa tedavi yapmak da korkutuyoruz bir de.
Evet, bak, maalesef. Bak dişçiye götürürüm seni, dişini çeker. maalesef. Yani maalesef öyle bir... sizi biraz öcü gibi gösteriyorsunuz. ama. Öyle bir çocuğa tedavi yapmakla zaten 1-1,5 yaşından itibaren düzenli olarak doktora gelen, bir Merve ablasını bilen, tanıyan, bir diş kliniğine gelip çok rahat oyun oynar gibi kendi evinde gibi hareket eden bir çocuğa tedavi yapmak birbirinden gerçekten çok farklı. Korkutmamak gerekiyor. Konu biraz dağılacak ama gerçekten korkutmamak gerekiyor. Şeye çok şahit oluyorum. Ablasını ya da abisini getirmiş oluyorlar. Küçük bir çocuk ortalıkta dolaşıyor. Ben derim ki steril olması gereken bir alana dokunmadığı sürece çocukları ellemeyin. Girsin, çıksın, masanın altına girer, koltuğuma çıkar, orada oynar, orayı dağıtır. Dokunmayın derim. Çocuk burayı sevsin. Bu benim için çok önemli çünkü. Ben onu kullanacağım daha sonra koltuğa oturması gerektiğinde. Anne baba, bak Merve abla sana kızıyor. Bak işte iğne yaparmış. Hayır, hayır. Korkutmamak gerekiyor. Çünkü biz o korkuyu yenmek için ayrıyeten uğraşıyoruz. Sonrasında tedavi maalesef çok daha zor bir hal alıyor. Bunu hiç yerleştirmemek Bazen lazım. Aslında özellikle götürüp gösterip bak işte buraya oturacaksın, burada dişini acıtacaklar diye onu gösteriyorsun. Aynen, işin ilginç yanı da yani sizin mesleğinizde şöyle bir şey vardı. Hani diğer hekimler gibi herhangi bir hastalık için değil, yani bazı doktorlarla biz hiçbir dönem tanışmıyoruz bile. Evet. Ama o diş hekimi koltuğuna herkesi muhakkak her oturuyor. Her canlı bir gün tadacaktır. Her canlı maalesef tadıyor evet. Maalesef. Ben bundan kapıyı öyle bir şey yazılabilir. 12 yıl önce hakikaten olmuş be. Bundan 12 yıl önce ben meslek tercihi yaparken benim bir akrabam şey demişti. İşte tıp, diş hekimliği arasında kalıyorum falan. Dedim ki ben diş hekimliği yazacağım. Akıllı kızsın dedi. İnsanlarda iki göz, bir burun, işte iki kulak var. 32 tane diş var. Sen aç kalmasın dedi. Evet, biraz evet. Böyle bir şey. Yani maalesef evet her hasta mutlaka kesinlikle. O koltuktan geçiyor. Evet. Ve ben hep şunu söylüyorum. İhtiyacınız olmadan gelin. Yani bir ağrı olmadan gelin. Tabii ki bir çocuk için de böyle. 1-1,5 yaşında o dişler ağza ilk sürmeye başladığında bir kontrol için gelin bakalım ve çocuk ağzında bir şeylerin ufak ufak çalıştığını, bir ayna sond dediğimiz o bizim el aletlerimizle bakma hissiyatının ne olduğunu, kendi oyuncak bebeğin üzerinde oynasın, sonra ben onunla oyunlar oynayayım ama bir ağrı ve müşküllük durumuyla gelmesin. Yani bir panik haliyle gelmesin. Çünkü doktor demek maalesef beraberinde iğne demek, diş hekimi demek beraberinde acı demek, diş çekimi demek çocuk için. Bunu en başından hiç yerleştirmezsek eğer bizim için süreç çok güzel ilerliyor. Ve o çocuklar ileride korkmayan yetişkinler oluyor. Yani her ne kadar dillendirilmese de korku yetişkinler için de çok büyük bir problem. Biz bunu en başından çözebiliriz. Evet. Hiç oluşmadan çözebiliriz. Evet, bir de yani böyle dişte sağlıksal açıdan bir problem olmasa bile az önce de bahsettik önceki programlarımızda diş estetik anlamda bütünsel bir şey, tamamlayıcı bir şey hakikaten. Estetik amaçlı yine gelebiliyoruz. Her şekilde geliyoruz yani. Her türlü yolumuz düşüyor. Evet, her türlü düşüyor. Yani bir diş hekimini iyi bir arkadaş edinmek bence çok karlı, mantıklı. Çok mantıklı bir hareket. Yani bunu yapın, kendinize iyi bir diş hekimi arkadaş edinin. Hocam yetişkinler için daha önce konuşmuştuk. Peki çocuklarda diş macunu ya da diş fırçası seçiminde dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Evet, var. Şöyle yetişkinler için o kadar seçici değiliz ama çocuklarda daha seçiciyiz. Ve kaç yaşında başlayalım yani dişini fırçalamaya? Dişler ağza çıkmaya başladığı andan itibaren fırçalamaya da başlayın. O dönemde 1-1,5 yaş ve sonrasında diş fırçalama çocuk için sadece bir oyundur. 2 yaşından sonra çocuk yavaş yavaş özerkliğini ilan edip her şeyi ben yapacağım evresine geldiğinde tek başına da yapmak isteyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Öncelikle fırçalamayı daha önce anlatmıştım. Fırçalama mekanik bir temizlik işlemidir. Yani hangi macunu kullanıyor olursanız olun fırça diş yüzeyine değmeli ve orada bir ovalama, silme, süpürme hareketi yapmalı ki diş temizlenebilsin. 2 yaşındaki, 3 yaşındaki bir çocuğun el manipülasyonunun buna izin vermesi çok mümkün değil, yetmesi çok mümkün değil. O yüzden biz anne babalar olarak mutlaka işin içinde olmalıyız. Gözlemcisi olmak yetmiyor ya da hadi dişini fırçala bakayım deyip izleyici olmak yetmiyor. İşin içine girmek lazım. Bunu genellikle oyunlaştırın diyorum. İşte çok güzel çizgi filmler var şu an. Bak diyorum ufak bir hikaye anlatıyorum. Oraya saklanıyorlar. Sen diş polisi ol onları yakala filan. Pek çok yöntem bulunabilir bununla ilgili. Tabii tatlı şeyleri seçiyor diş macunlarının çocuklar için. Zaten diş macunları tatlandırılıyor. Biraz. Aynen öyle. Yani bu firmalar tarafından artık sıklıkla yapılan bir şey. Özellikle şu tadı alın demiyorum. Hangisinin tadını seviyorsa onu alın.
Ama 3 yaşından öncesinde zaten diş macunu kullanımını çok fazla önermiyoruz. Macunsuz fırçalıyor. Tabii ki macunsuz fırçalama yapıyoruz ama çocuk ısrarla istiyorsa küçük bir sürüntü şeklinde, çok incecik bir katman şeklinde fırçanın üzerine şöyle bir değdirip çocuğu tatmin etmek yeterli olabiliyor. Fırçalama sırasında çocuklar macunu yutma eğiliminde oluyor. Çalkalama tükürme hareketi çok yok o dönemde. O yüzden normal 1550, 1450, 1500 ppm flor içeren macunlardan değil de çocuklar için bu oran 3'te 1'ine düşürülmüş macunlar kullanılıyor. Bu noktada anne babaları tavsiyem şu olur, flordan korkmasınlar. Diş macunların içindeki flordan gerçekten korkmasınlar. Bu linç yiyebileceğimiz bir konu, bir nokta ama biraz da şaibeli olduğu düşünülen bir konu. Çok eser miktarda flor bizim gerçekten işimize yarıyor ve çocuk işte bir kendi yaşı için üretilmiş macunu, o sürdüğünüz incecik krem şeklindeki şeyi yutsa dahi zarar görmüyor. O yüzden florürlü bir macunla düzenli fırçalama yapılmalı. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza rica sağlık. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta konuğumuz diş hekimi Doktor Merve Bakır Göner'di. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.